Anadolu'nun bereketli toprakları üzerinde yer alan Giresun'un güney ilçelerinden biri olarak ülkemizin parlayan yıldızı Çamoluk. Tarihten gelen köklü kültürel mirası, eşsiz doğası, coğrafi işaretli fasulyesi, balı, Anadolu'nun güler yüzlü ve konuksever insanının yansıması olan mütevazı Çamoluk halkıyla zengin bir mirasın temsilcisi Çamoluk. Geçmişin asaleti, bugünün heyecanı ve dinamizmiyle geleceği kucaklamaya devam ediyor. Kimi zaman nazlı, kimi zaman hırçın akan sularını Karadeniz'e ulaştırmak için heyecanla akan Kelki Tırmağı Vadisi'nde kurulan ilçemiz, tarihi boyunca medeniyetlerin geçiş güzergahında yer almış, pek çok medeniyetin de buluşma noktasına dönüşmüştür. Anadolu uygarlığının köklü mirası Hititlere kadar uzanan tarihiyle pek çok önemli olaya tanıklık etmiş olan Çamoluk, aynı zamanda efsanelere konu olan Amazon isimli kadın savaşçılara da ev sahipliği yapmıştır. Kimmerler ve Bizanslıların da yönetiminde kalan bölge, 8. yüzyılı itibariyle Anadolu'ya göç eden Oğuz Türklerinin yurdu haline gelmeye başlamıştır. Sultan Alparslan'ın komutasındaki Selçuklu ordusunun 1071 yılında kazandığı Malazgirt zaferinin sonrasında Selçuklu egemenliğine giren Çamoluk ve çevresi zaman zaman istilalara uğrasa da 14 Ağustos 1473 tarihinde Fatih Sultan Mehmet liderliğindeki Osmanlı ordusunun Otlukbeli Savaşı'nı kazanmasıyla Şebin Karahisar'a bağlı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir. Yüzyıllar içinde zaman zaman Sivas, Erzincan ve Erzurum vilayetlerine bağlansa da Cumhuriyet döneminde önce Şebin Karahisar, sonrasında da 1933 yılında bu kentin ilçeye dönüşmesiyle Giresun'un gözde ilçelerinden biri olmuştur. Tarihi boyunca güzel, görülecek şirin yer anlamına gelen Mindeval adıyla da anılan Çamoluk, tarihi ve doğal mirasıyla zengin kültürü ve konukseverliği sayesinde bir cazibe merkezi olarak misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duymaktadır. Kendine özgü yöresel bir ağzı sahip olan Çamolukluların dilleri, yakın çevredeki kentlerden de etkilenmiş, kültürel ve folklorik gelenekleri de Kelkit Havzası'nın bir parçası olmuştur. Karadeniz'e özgü kemençenin yanında, Anadolu'nun dört bir köşesinde yankılanan davul ve zurnanın eşsiz uyumuyla ortaya çıkan nameler karşılar Çamoluk'ta sizleri. Çamoluk Kaymakamı Emre Çömen'i ve Belediye Başkanı Fatih Düz'ü her an ilçe halkıyla iç içe görebilmek mümkündür. Kimi zaman Çamoluk Çarşısı'nda, kimi zaman bir köyde, bir yaylada, halkın içinde ve halkla birlikte çözümcül yaklaşımlarıyla çalışmalarına devam eden siyasi ve mülki amirler olarak Çamolukluların hizmetinde olmaya devam ediyorlar. Çamoluk, kökleri çok önceki yüzyıllara uzanan tarihi yapılarıyla da kültür turizmi için büyük olanaklar sunmaktadır. Sarpkaya köyünde yer alan Bektaş Bey Camii bunlardan biri ve en önemlilerindendir. 1816 yılında Bektaş Bey tarafından yörenin geleneksel mimarisine uygun olarak kesme traverten taşlardan yapılan cami günümüze kadar orijinal haliyle ulaşmış ve 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ahşap işçiliğin eseri olarak caminin iç süslemelerinde ise doğal kök boya kullanılmıştır. Bektaş Bey Camii'nin giriş kapısının tam karşısında da ayrıca eşi ve kızının kabirleri yer almaktadır. Çamoluk'taki dini miraslardan biri de Seyyid Ali Baba Türbesi olarak da bilinen Fol Baba Türbesi'dir. Hazreti Yuşa'nın 17 metrelik türbesinden sonra Türkiye'de en uzun ikinci türbe olarak Yuvacık Mahallesi'nde iki vadiye hakim bir tepe üzerinde yer alan türbede yatan Derviş Ali Baba'nın 400 yıl kadar önce Mısır'dan geldiği rivayet edilmektedir. Fol Baba Türbesi, yöre halkının ve turizm amaçlı gelenlerin ziyaret ettiği dini kültürel miraslardan biridir. Yalçın Kayalıklar üzerine kurulu, eski adıyla Avarak olarak bilinen Hacı Ahmetoğlu Kalesi, aynı adla anılan köyümüze hakim bir noktada yer almaktadır.
yapılış tarihine ilişkin bir kayıt olmasa da Safeviler döneminden kaldığı düşünülmektedir. Kaba yönü, moloz taşla inşa edilen kale, üzerinde bulunduğu tepenin topografik yapısına göre şekillenmiştir. Tepeyi çevreleyen surlardan bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olup, suru oluşturan moloz taş örgü arasında Horasan harcı kullanılmıştır. Mavi enginliklerde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız gölgesinde vatan topraklarına emanet ettiğimiz şehitlerimizin huzur içinde uyuduğu Çamoluk şehitliği ise ülkemizin ve milletimizin geçmişi, bugünü ve geleceğini temsil eden, geceleri başımızı yastığa huzurla koymamızı sağlayan kahramanlarımızı ebediyete uğurladığımız alanlardan biri olarak saygıyla ziyaret edilen alanların başında gelmektedir. Huzura kucak açan doğal güzellikler de Çamoluk'ta ziyaretçilerini beklemektedir. Gürçalı köyünde yer alan Oruçoğlu ve Osmanlı şelaleleriyle güneşin aksiyle dans eden Kelkit çayının berrak sularıyla oluşan Koçak Göleti bunlardan sadece birkaçı. Yine onlarca metreden dökülen buz gibi sularıyla Yenice şelalesi ve adını aldığı köyde yer alan mesire alanıyla tabiat anıtı, turkuaz renkli sularıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Kutluca Göleti ve doruklarında seyrine doyum olmaz eşsiz manzarasıyla Gürçalı Yaylası, yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilerini bekliyor. Avcı Terası ise Çamoluk'a kuş bakışı manzarasıyla ziyaretçilerinin ayrılmak istemediği yerlerden biri olarak bir doğa harikası niteliğinde. Yeşille mavinin farklı tonlarının buluştuğu Kelkit Deltası üzerinde yer alan Yenice Köyü'yle yine yeşillikler arasında kuş seslerinin eşlik ettiği Pınarbaşı Mesire alanında gerçekleştirilen tatlı su balıkçılığı da bölgeye renk katmaya devam ediyor. Ve Çamoluk'un lezzetleri. İlçede geleneksel yöntemler ve yıllar önceki halini koruyan, hiçbir müdahalede bulunulmayan ata tohumları kullanılarak üretilen coğrafi işaretli ve lezzetine doyum olmayan Çamoluk şeker kuru fasulyesi, cefakar ve vefakar ellerin ürettiği çökelek peyniriyle ilçenin kendine özgü balı önde gelen üretim faaliyetlerindendir. Özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillenmiş olan Çamoluk şeker kuru fasulyesinin ticari amaçlı üretimi giderek artmaktadır. Son yıllarda Çamoluk Belediyesi tarafından fasulye işleme ve paketleme tesisi de kurularak ürünlerin standartlara uygun olarak işlenmesi ve pazara sunulması da sağlanmaktadır. Yine bal paketleme tesisleri ve Siyez buğdayı unu üretim tesisleri de ilçenin teknoloji destekli üretim faaliyetleri arasında yer alır. Çamoluk'un altın renkli, lezzetli ve her geçen gün marka değeri artmaya devam eden balı. Kadın üreticilerin de yer aldığı binlerce aile bu alanda faaliyet göstermeye devam ediyor. Sıra sıra dizili kovanlara Karadeniz'in yayla ve orman kokularını taşıyan çalışkan arıların ürettiği organik Çamoluk balı da ilçemizin en önemli lezzetlerinden biri olarak üreticiden tüketiciye güvenle ulaşmaya devam ediyor. Doruklarından uçsuz bucaksız doğanın seyrine doyum olmayan Gürçalı Yaylası'nda bir sıra halinde ilerler küçükbaş hayvanlar. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılan ilçenin dağlarında dağ keçileri de sürpriz bir şekilde karşınıza çıkıp özgürce dolaşırken görülebilmektedir. Pırıl pırıl güneşin her sabah yeniden uyandırdığı doğanın gün batımının ardından ışıklandırılan gece manzarası da bir başka güzeldir.
24 saat huzurun, mutluluğun ve doğayla bütünleşmenin olduğu Çamoluk'ta yaşam, kentlerin yoğunluğundan kaçarak temiz havası, lezzetli yemekleriyle, zengin tabiatı, tarihi ve kültürel mirasıyla sakin zaman geçirmek isteyenler için idealdir. Günübirlik ziyaretler gerçekleştirilebileceği gibi her türlü konforun düşünüldüğü Çamoluk Öğretmen Evi personeli de konuklarını ağırlamaya 7 gün 24 saat hazır olarak bekliyor. Uzun tatillerinizi geçirmek için de seçeceğiniz doğa harikası Çamoluk'a gelmeden rezervasyonunuzu yaptırabilir, dinlencenizin keyfini çıkarabilirsiniz. Sizleri de Karadeniz'de Anadolu'nun buluştuğu, doğayla tarihin bütünleştiği, eşsiz güzellikteki gönüllerin sahibi olan insanların yaşadığı, güzel ülkemizin güzel memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesine bekliyoruz.